yine geçerli. Türkiye'de şu anda Patrik seçimle mi geliyor, atamayla mı geliyor? Türkiye'de Patrik seçimle gelir. Neresi seçer? Sensinot meclisi seçer. Bakın Sensinot meclisi Patrik'i seçmekten düşmüştü. Ve ben o zaman Sayın Patrik'e haber gönderdim. Dedim ki bize bu noktada bazı isimler gönderin. Biz onları Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapalım. Ve onları Sensinot meclisine böylece girmiş olsunlar. Ve sizdeki seçim gayrimeşru değil, meşru olsun. Ve bize isimler geldi. 7 idi ben bu çağrımı yaptığımda, 17'ye çıktı. Şu anda 17 tane Sensinot meclisinin bu noktada dini elemanları, dini görevlileri var. Daha da ileri gideceğim. Mesela Patrik yurt dışına çıkmak istese Lozan'a göre Eyüp Kaymakamlığı'nın müsaadesiyle çıkabilirdi. Ama biz bunu bile bir kenara koyduk. Patriklik makamı farklıdır dedik. Önünü açtık. Benim ülkemde, Türkiye'de biz bugüne kadar Hristiyanların camileriyle ilgili bir sorun, kiliseleriyle ilgili bir sorun yaşamadık. Bakın şu anda sümeleyi yapıyoruz. Biz yapıyoruz. Yapılan yer, şartları öyle zor bir yer ki. Böyle dağ yamacında adeta. Orada bir Sümele Manastırı'nı şu anda koşullar zor da olsa bitireceğiz. Ve tüm Hristiyan dünyasının orada hizmetine sunacağız. Ve onlara niye burada ibadet yapıyorsunuz, yapmıyorsunuz diye soran yok. Hristiyan da gelecek, Türk de gelecek, hepsi oraları dolaşacaklar. Bunun dışında farklı yerlerde, mesela şimdi Ocak ayının 7'sinde İstanbul, Balat'ta Patrikhane'nin böyle kısa bir, uzun değil, kısa bir mesafede Demir Kilise namıyla maruf bir kilisesi var. Bitiyor. Ve 7 Ocak'ta Boyko ile birlikte Sayın Başbakan'la oranın açılışını yapacağız.